Canım arkadaşlarım hepinize selamlar. Bir müddet ara vermiştik. SML, Xlarch ve xxler serisine şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlarım. Çünkü bu videoların önemi sizin için çok büyük. Bütün soru tarzlarını konu konu kolaydan zora doğru sevgili arkadaşlarım göstereceğim sizlere. Ve 5 sorudan oluşacak bu pdf'teki sorular. Bu arada pdf demişken açıklama kısmında indirme linki mevcut arkadaşlarım. Tek tıkla indirebilirsin ücretsiz biçimde. Hocam 5 soruyla yetinmeyin sadece dediğinizi biliyorum arkadaşlarım. Yorum kısmında zaten görüyorum ama zaten oynatma listesinde de gördüğünüz üzere bütün konuları böyle 1 2 3 1 2 3 1 2 3 biçimde zaten ben size paylaşacağım. Siz hiç merak etmeyin gençler. Çok güzel soru çözümleri sınavdan önce mutlaka izlenmesi gereken soru çözümleri gençler bunlar. Hadi gelin hep beraber geçelim dersimize. Şimdi şöyle ilk sorumuza bakacağız. Small soruyla başlıyoruz arkadaşlarım. Şimdi small soruyu şöyle ekrana yaklaştırdım ben. Bir okuyalım bakalım. Bir spor merkezinde 3 farklı bu turnuva düzenlenmiş gençler ve bu turnuvalara katılanların sayısıyla ilgili olarak da hemen şöyle e, ne demiş aşağıdakiler biliniyor pekala. Her bir turnuvaya 40 tane sporcu katılmış. 20 sporcu üç turnuvaya da katılmış. 42 sporcu en az iki turnuvaya katılmış. Abi bir kere böyle istatistikler veriyorsa bize tamam bizim yapmamız gereken olay şu. Küme çizeceksin. Küme sorusudur bu. Hemen şu şekilde yapalım. Bak şöyle 3 tane küme çizeceğim şimdi ben sana. 1 2 şu da 3. kümemiz olsun. Her bir turnuvaya 40 tane sporcu katılmıştı. 20 sporcu bu 3 turnuvaya da katıldığına göre ben şuraya 20 taneyi göstermek için 20 yazarım. 42 sporcu en az 2 turnuvaya katılmıştır diyor. Şimdi 42 tanesi en az 2 tanesine katıldıysa şimdi en az 2 tanesinden bahsediyorum bak. O zaman ben şuraya örnek veriyorum A dersem şuraya B dersem buraya C dersem bunun anlamı ne biliyor musun? A artı B artı C artı 20 42'ye eşittir demek. Tamam mı? Çünkü en az iki tanesine katılanlar bu bölgededir. Mesela şuradaki adam sadece ama sadece bir tanesine katılmıştır. Bundan kaynaklı orayı göstermedim. Pekala şimdi devam edelim okumaya. Buna göre yalnız bir eğitim programına katılan sporcu sayısı kaçtır diye sormuş. Her bir turnuvaya 40 tane sporcunun katıldığını biliyoruz değil mi? Şimdi o zaman ben şu şekilde düşünebilir miyim? Mesela şu bölgede sadece ama sadece bu bölgede 40 eksi A artı B artı 20 tane sporcu mu vardır? Mesela şu bölgede kaç tanedir? 40 eksi bu sefer A artı C artı 20 tanedir. Hemen şu bölgeye geçtim. Bu bölgede kaç tanedir? Tabii ki 40 eksi B artı C artı 20 tanedir diyebilirim. E pekala. Şimdi o zaman ben aslında buranın 20 eksi A eksi B olduğunu, buranın 20 eksi A eksi C ve buranın da aslında 20 eksi B eksi C olması gerektiğini de biliyorum. E tamam. Bize ne demişti? Yalnız bir eğitim programına katılan sporcu sayısı sorulmuştu. E şimdi güzel kardeşim bak. 42 sporcunun katıldığını e, biliyoruz biz. Yani burada A artı B artı C artı 20. A artı B artı C artı 20 eşittir. 42 olması gerektiğini biliyoruz. O halde A artı B artı C kaçtır? Tabii ki de 22'dir. E şimdi ben toplamda e, örnek veriyorum. Şurada 20 eksi A eksi B. 20 eksi A eksi C. 20 b c yalnız bir eğitim programına katılan sporcular değil miydi bunlar ben bunları toplarsam eğer ne gelir biliyor musun 60 eksi 2 tane A eksi 2 tane B eksi 2 tane C gelir. Eksi dedim artı yazdım kusura bakma. Eksi 2 tane C gelir. Yani 60 eksi 2 parantezinde A artı B artı C gelir. E ben zaten A artı B artı C'nin 22 olması gerektiğini dile getirmiştim. O halde 60'tan 2 tane 22 yani 60'tan 44'ü çıkaracağız. 60 eksi 44 bize 16'yı verir. Demek ki cevabımız da B şıkkı olur diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Şimdi seninle devam edelim. Medium sorumuza gençler. Ne demiş videom soruda şöyle okuyalım Bir atletizm yarışmasına katılan Naim, Süleyman ve Halil Sabit hızlarla koşmakta Aynı anda yarışa başlayan Bu üç atletten birinci olan Naim yarışı bitirdiğinde Diğer iki atletin konumu Aşağıdaki gibidir En yani şurası 160 metre NS de yani şurası da 100 metre. O zaman Halil ile Süleyman'ın arasında 60 metre vardır diyebilirim. Yani örnek veriyorum Süleyman yarışın o anına kadar starttan başladı. Yarışın o anına kadar gelene kadar Halil'e 60 metre fark atmış. Bunu bu şekilde düşünürsen çözebilirsin soruyu. Süleyman yarışı bitirdiğinde Halil ile arasında 100 metre fark olduğuna göre yarışın yapıldığı parkur kaç metredir? Bak ne diyor? Süleyman yarışı bitirdiğinde yani Süleyman burada bir 100 metre daha koştuğunda Halil ile arasında ne kadar fark varmış? 100 metre fark olmuş. Yani önceden ne kadar vardı? 60'tı. Şimdi o zaman Süleyman her 100 metre koştuğunda Halil ile arasındaki farkı 40 metre kadar açıyor diyebilirim bak. 100 metre koştuğunda 40 metre fark açıyor. Niye? Çünkü 60'tı, 100 olmuş. 100 metre koşunca 60'ken 100 olmuş. O zaman 100 metre koşunca 40 metre fark atmış. Yarışı bitirdiğinde 100 metre fark yok muydu? O zaman ben diyorum ki 100 metre fark atabilmesi için toplamda ne kadar koşmuştur? Ki o toplam koştuğu mesafede zaten yarış pistinin uzunluğudur. Güzel. Şimdi şöyle yapacağım. Bu bunun 2,5 katı mı? O zaman bunun 2,5 katı olan 250 bana cevabı verir. Toplamda bu yarış pisti 250 metre kadardır diyeceğiz sevgili gençler. Medium sorumuzu da çözdük. Ve devam ediyorum. Large soruyla. Bir yumurta satıcısı 2000 adet yumurtayı... 20 adetlik kolilere koyup sattığında %35, 25 adetlik kolilere koyup sattığında %44 kar yapacağını hesaplamış buna göre. Bu yumurtacı 20'lik kolilerin koli satış fiyatını 25'lik koli satış fiyatından yüzde kaç eksik olarak belirlemiştir diye soruluyor. Bir kere benim önce şunu hesaplamam gerekiyor. 2000 tane yumurtayı 20 adetlik kolilere koyarsam ya 20 adetlik yumurta kolilerine koyarsam 100 koli elde etmiş olurum. 2000 adet yumurtayı gidip 25 adetlik kolilere doldurursam bu sefer de şimdi 1000 bölü 25 zaten bize neyi veriyor gençler? 80'i veriyor. O zaman 2000'e bölersem kaç koli yapar arkadaşlar? Yo, yanlış oldu çok özür dilerim. Çok çok ama çok özür dilerim sizden. 225'e bölersem 88 olduğu için 80 koli yapıyor burası da. Çok güzel. Şimdi diyor ki bak 20 adetlik kolilere koyup sattığında %35 kere ediyor. 25'lik kolilere koyup sen %44 kar ediyor. O zaman ben şunu hesaplarım abi. Ben hiç ama hiç kendimi yormam derim ki 2000 tane yumurta almamış mıydım güzel kardeşim? Bunların her bir tanesini 1 liraya almış olayım. Tamam 1 lira verdim. Toplamda ne kadar para harcadım? 2000 lira. E şimdi toplamda %35 kere ediyorsam 2000'in %35'i 700'dür. Demek ki bu 100 koli 2700 liraya satılmış toplamda. Bunu anlarım. Eğer ki 2000 liradan aldığım ürünü %44 kârla satacaksam 880 yani 2 kere 44'ten 88 geliyor ya burası da 2880 yapar 2880'e satmışım demektir. Yani 80 koliyi 2880'e sattık, 100 koliyi 2700'e sattık. Temel amaç bu. E şimdi bana diyor ki 20'lik kolilerin koli satış fiyatı yani bir tanesinin fiyatı 25'lik koli satış fiyatından yüzde kaç eksik olarak belirlenmiştir? Şimdi ben bir tanesinin satış fiyatını nasıl bulurum? 2700'ü giderim abi. 100'e bölerim. Derim ki bu kolilerin bir tanesini 27 liraya satmış. Sonra geldim buraya. 2880'i de 80'e böleceğim ki o 25'lik kolilerin bir tanesi kaç para onu elde ederim. Sıfırlar gitti. 288'i şimdi 8'e böleceğim. 2'ye böldüm 2'ye böldüm 144 geldi e bu hocam e, burası da 4 gelmişti 144'ü 4'e bölersem 36 yapar arkadaşlar 36 liraya da bunları satmış demek ki tanesini e şimdi düşünelim şu şundan yüzde kaç eksiktir e bu bundan 9 lira eksik 9 lira e 9 lira da bunun 4'te biri yani yüzde %25'i kadar eksiktir o halde cevabımız da D şıkkı olur sevgili gençler. Evet, large sorumuzu çözdük. Şimdi ben merak ediyorum, x large ve x x large sorular nasıllar? Gelin beraber bakalım. Siz de merak ettiyseniz gelin x large soruyu beraber bir çözelim hadi. Ahmet elindeki 324 topu en soldaki torbaya 2 tane top ve her bir torbaya solundaki torbada bulunan top sayısından bir fazla top olacak şekilde en tane torbaya paylaştırmak istemiştir. Ahmet yaptığı paylaşımdan sonra bazı torbaların görünümleri de aşağıdaki gibi olmuştur. Mesela birinci torbaya 2 iki tane, ikinci torbaya 3 üç tane, üçüncü torbaya 4 tane demek ki... Ee, ne beklerim? En inç torbaya da en artı bir tane top koymasını beklerdim. E çünkü niye? Her bir torbaya torba numarasının bir fazlası kadar top koymuş. Şimdi burada o zaman en inç torbada en artı bir tane top olmasını beklerdim diyorum ama hikaye öyle gelişmiyor. Diyor ki Ahmet en inç torbaya elindeki son topu koyduktan sonra paylaşım yaparken bir torbaya koyması gereken top sayısının iki katını koyduğunu fark ediyor. Bundan dolayı da son torbaya sadece ama sadece 8 tane top kaldığını görüyor. Bunu gören Ahmet'in paylaşım yaparken hatalı koyduğu top numarası kaçtır? Torba numarası. Şimdi şöyle, eğer ki ben şurada bir tane daha top olduğunu düşünecek olursam, bu şekilde 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı en son n artı 1'e kadar gidebilirim. Birden n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 ise, birden n artı 1'e kadar olan sayıların toplamı 1 artı 2 artı nokta 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 n artı 1 eşittir ne yapar arkadaşlar? n artı 1 çarpı n artı 2 yani n artı 1 ile bir fazlası bölü 2. Bu da bana hani şuradaki topu da ben buraya koydum ya 324'ü değil de bu sefer 325'i verir. Hemen 2'yi karşıya salladım ve dedim ki n artı 1 ile n artı 2'nin çarpımı gençler 650'yi versin bize. Şimdi n artı 1 ile n artı 2'nin çarpımı 650 ise bak burada şurası 25 ise Burası 26'dır. Çünkü 25 kere 25 625 yapıyor ya. Bir tane daha 25 fazla 650 yapıyor. Demek ki 25 ile 26'nın çarpımı. Yani ne burada kaçmış? 24. Yani burada 24 tane torba varmış arkadaşlar. Burası da 24. torbaymış. Pekala. Torba sayısını bulduk. Bu çok değerli bir bilgiydi bizim için. Şimdi devam edelim. Diyor ki. Eninci torbaya elindeki son topu koyduktan sonra diyor. Paylaşım yaparken bir torbaya koyması gereken top sayısının 2 katını koymuş ya. Şimdi o zaman şöyle diyelim bak. Burada A'nıncı torbaya, anıncı torbaya normalde ne demişti top sayısının iki katını koymuş. Şimdi buraya ne kadar koyacaktı normalde a artı bir tane koyacaktı. Ama ne kadar koymuş? Bir a artı bir daha koymuş. He, buradaki torba sıkıntılı. Peki şunu düşünelim. Abi 24. torbaya normalde 25 tane top koyması gerekmiyor mu? Ama ne kadar koymuş? 8 tane koymuş. E 25 8 bize neyi veriyor? Tabii ki 17'yi veriyor. Demek ki buraya 17 tane top koymuş fazladan. O zaman A artı 1 17 ise bu torbanın numarası kaçtır? Tabii ki 16'dır. Yani cevabımız neymiş? C şıkkında verilmiştir deriz. Ve gençler artık XX'ler sorumuzdayız. Ve XX'ler soruyu çözmek için birazcık aşağı indim. Çözelim sorumuzu. Ahmet babamdır kendileri. Burak kardeşimdir kendileri. Ve ben isimli 3 öğrencinin... Haftanın ilk iki günü çözdükleri soru sayıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler biliniyor. Üçünün toplamda çözdükleri soru sayıları birbirine eşit. İlk gün Ahmet'in çözdüğü soru sayısı ilk gün Burak ve İsmail'in çözdüğü soru sayısının toplamına eşittir. Toplam soru sayısına eşittir. İkinci gün Burak'ın çözdüğü soru sayısı ikinci gün Ahmet ve İsmail'in çözdüğü toplam soru sayısının da iki katıdır denilmiş. İsmail ilk gün ikinci günden 20 soru fazla çözmüştür diye bile bla 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 bir sürü bilgi veriyor bize. E ne yapacağız o zaman? Şimdi bir birinci günden, bir ikinci günden bir de üç tane kişiden bahsediyor. O zaman ben, benim hemen bir çizelge yapmam gerekiyor. O, çizge, o çizelgeyi şöyle yapalım gençler. Hemen şu xx'lerce gerek yok bence. Şunu birazcık aşağı inelim. Hatta birazcık daha şöyle de aşağı inersek süper olur. Şimdi bir Ahmet var. Bir Burak var. Bir de İsmail vardı değil mi? İsmail. Pekala. Diyor ki üçünün toplamda çözdükleri soru sayıları eşit. Bir de birinci günle ikinci gün vardı bunu da lütfen unutmayın. Şimdi ne diyor? İlk gün Ahmet'in çözdüğü soru sayısı ilk gün Burak ve İsmail'in çözdüğü toplam soru sayısına eşit. Şimdi ben İsmail'in ilk gün çözdüğü soru sayısına A dersem Burak'ınkine B dersem Ahmet'in ilk gün çözdüğü soru sayısı A artı B olacaktır. Tamam. Çünkü ne demiş? İlk gün Ahmet'in çözdüğü soru sayısı yani şu İlk gün Burak ve İsmail'in çözdüğü toplam soru sayısına eşittir demişti. İkinci gün Burak'ın çözdüğü soru sayısı, ikinci gün Ahmet ve İsmail'in çözdüğü toplam soru sayısının iki katıdır demiş. Şimdi ilk gün İsmail ilk gün ikinci günden 20 soru fazla çözmüştür. O zaman şöyle diyebilir miyim ben? İsmail ikinci gün A eksi 20 tane soru çözmüştür. Yani İsmail toplamda aslına bakarsan kaç tane soru çözmüş oluyor? 2 A eksi 20 tane. E şimdi bir şey diyeyim mi? Bunun da aslında 2 A eksi 20 tane. Ve bunun da aslında 2A-20 tane soru çözmesi gerekiyordu. Şimdi ben her birinin ikinci gün çözdüğü soru sayılarını bulabilirim. Özellikle Ahmet ve Buran. Yani 2A-20'den toplam çözdüğü soru sayısından ilk günü çıkarırsam ikinci gün çözdüğü soru sayısını. Yani 2A-20-B'yi bulurum. Burası da 2A-20-A-B yapar. Tamam. Ki aslına bakarsan burada 2a'dan a'yı da çıkarırsan sadece ama sadece şurada a kalacaktır. Hemen orayı düzenleyelim. 2a'dan a'yı çıkardım. a-20-b eksi eksi dedim. Şimdi hocam şuradaki bilgiye geri dönmek istiyorum. İkinci gün Burak'ın çözdüğü soru sayısı yani şu. İkinci gün Ahmet ve İsmail'in çözdüğü toplam soru sayısının iki katıdır. Şimdi ben şunla şunu toplayacağım. 2 ile çarpacağım ve Burak'ın ikinci gün çözdüğü soru sayısını bulacağım. O halde 2A 20 eksi B eşittir. Şununla şunu topluyorum arkadaşlar. 2A 20 20 40 yaptı. Eksi B var bir de. İşte bunun iki katı bana bunu veriyormuş. 2A 20 eksi B eşittir. 4A eksi 80 2B dedim. Kabul mü? Şimdi 2A'yı aldım bu tarafa gönderdim. 2A geldi. Eksi B'yi aldım bu tarafa gönderdim. Eksi B kaldı. Eksi 80'i sol tarafa attım ve 60'ı buldum. 2A eksi B neymiş? 60. Şimdi benden istenen ne peki? Burak ikinci gün kaç tane soru çözmüştür? Yani şu soruluyor. E gençler ben size bir şey diyeyim mi? Bak burada ne var? Oku bakayım. 2A eksi B. 2A eksi B. E bu kaçmış? 60. Yani şurası 60 ise bir de burada eksi 20'miz vardı. 40 yapar. Yani gençler Burak'ın ikinci gün çözdüğü soru sayısı da 40 olarak karşımıza çıkmış olur. Evet gençler birbirinden güzel 5 tane soru çözdük. Sonraki videolarda daha başka konularda yine kolaydan zora doğru zorluk seviyesi artan sorular göreceksiniz benden. Umarım hoşunuza gidiyordur. Umarım verimli geçiyordur. Sonraki videolarımızda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.